Finans dünyası sürekli değişiyor. Ancak yüzyıllardır yürürlükte olan ve bazı finansal kurallar vardır. Bunların arasında Babil'in en zengin adamına göre 5 altın kural var. Bu videoda Babil'in en zengin adamının zamanında nasıl milyonerlerden biri haline geldiğini ve onun tavsiyesine uyarak servetinizi nasıl artırabileceğinizi keşfedeceksiniz. İlk kural: gelirinizin en az %10'unu biriktirin. Bu sizin ve ailenizin güvenliğini garanti eder. Kural aslında çok basit. Kazandığınızın en az %10'unu biriktirmeli ve sonra bu parayı iyi kullanmalısınız. Peki şu anda çok fazla tasarruf edemiyorsanız ne yapmalısınız? Gelirinizin %1'i, %2'si, %3'ü veya %5'i ile başlayıp ve sonunda %10'u veya daha yüksek bir %'ye ulaşabilirsiniz. Babil'deki en zengin adam tasarruf alışkanlığı yaratmaya önem veriyor. Ve bu haftada 1 TL'den bile başlayarak yapılabilir. Bununla birlikte burada altın kurallardan bahsediyoruz. Ve zaman içinde birikimlerinizi arttırırsanız maddi olarak özgür olacaksınız. Bu kurallar bize tasarrufları nasıl arttıracağımızı anlatıyor. İkinci altın kural: para onu iyi kullanan ve çoğaltanlar için özenle ve karlı bir şekilde çalışır. Babil'in en zengin adamı birikimlerimize yatırım yapmayı tavsiye ediyor. Böylece para bizim için çalışmaya devam ediyor. Sadece para biriktirmek yeterli değil ve enflasyonun tüm birikimlerinin yediği Venezuela ve Arjantin'de yaşayanlar bunu biliyor. Yani parayı çoğaltmanın bir yolunu bulmalıyız. Ama bir şey daha var. Bu adam sadece sahip olduğumuz paranın değil, yatırımlarımızdan almaya devam ettiğimiz faizin de bizim için çalışması gerektiğini söylüyor. Bu kural zenginler tarafından uygulanır. Kazançlarını yeni bir araba satın almak veya dünyayı dolaşmak için harcamak yerine işlerini veya yatırımlarını büyütmek için yeniden yatırım yaparlar. Tabii yatırım dediğinizde sadece faiz gelirinden bahsetmiyorum. Altına, dövize, hisse senetlerine veya gayrimenkul gibi çok kullanılan yatırım araçlarını tercih edebilirsiniz. Yatırım ile ilgili diğer videolarımı yukarıda çıkan oynatma listesinden daha sonra izleyebilirsiniz. Üçüncü altın kural: bu konuda deneyimi olan bilgi adamlardan nasıl yatırım yapılacağı konusunda tavsiyeler alın. Örneğin kardeşiniz 10.000 TL biriktirmeyi başardıysa onun nasıl tasarruf ettiğini öğrenmek iyi bir fikir olabilir. Muhtemelen onların tavsiyelerini izleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi birikimlerinizi altına yatırmak istediğinizi hayal edin. Tavsiye için nereye gidersin? Değerli madenlere asla bir kuruş yatırmamış insanlara gider misin? Tabii ki gitmezsin. Konuyu bilen, kendi parasını altına yatıran ve bundan da kazanç sağlayan birine ihtiyacınız var. Bu yüzden yatırımlarında başarılı olan birinden yardım almalı ve de kendin de öğrenmelisin. Dördüncü altın kural: size aşina olmayan şirketlere yatırım yaparsanız para erir gider. Beyaz eşya üreten bir şirkete yatırım yapacağınızı düşünelim. Ancak beyaz eşya üretme süreci hakkında hiçbir bilginiz olmadığını ve bu ürünlere talep olup olmadığını da bilmediğinizi düşünün. İyi bir yatırım olup olmadığını ve bundan nasıl kazanç sağlayacağınızı bilmiyorsanız yatırdığınız tüm parayı kaybetmeniz muhtemeldir. Borsaya yatırım yapmayı bilmiyorsanız paranızı oraya koymayın. Nasıl çalıştığını bilmiyorsanız kripto para piyasasına da girmeyin. Diğer deneyimli insanların kazanıyor olması konuya yeni olan birinin aynı sonuçları alacağı anlamına kesinlikle gelmez. Ayrıca 3 numaralı kuralı da unutmayın ve paranız konusunda başkalarına çok fazla güvenmeyin. Birisi altına yatırım yapmak için iyi bir zaman derse parasının ne kadarını yatırdığını sorun ve kanıt isteyin. Cevap yoksa sözlerini ciddiye almayın. Yatırım yapacağınız zaman zaman ayırıp ve sizin için doğru olan yatırım hakkında bilgi edinin. Bu bildiğiniz bir konu veya sektör olmalı. Çünkü ancak o zaman kar ve zararı tahmin edebilirsiniz. Kendi deneyimlerime dayanarak bir konudan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Telegram, Twitter gibi sosyal medyalarda yüzlerce hisse paylaşan uzmanım diyen hesaplar görürsünüz. Bunu alın kesin çıkacak, bugün kesin tavan olacak vesaire deyip bir algı oluştururlar. Kesinlikle itibar etmeyin. Kendileri düşük seviyeden hisseyi alırlar, sizlerin o hisse hakkında veya borsa hakkında bir bilginiz yoktur. Takipçi sayısından veya yorumlardan etkilenip paranızı yatırırsınız ve sonra hisse çıkmaya başladıkça bu kişiler ellerindeki hisseleri satıp karlarını alırlar. Sonra sizin paranız da erir gider veya aylarca hissede beklersiniz. 5. altın kural: açgözlü olmayın ve çok hızlı imkansız karlar beklemeyin. Agresif ve deneyimsiz yatırım yaparak
sahip olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz. Yüksek kar oranları caiziptir. Elbette kısa sürede %50, %100 veya %200 kar edenleri duymuşsunuzdur. 1000 TL'ye yatırım yaparak ve 1 yılda 2000 hatta 3000 TL almak güzel olmaz mıydı? Tuzağa düşmek kolaydır. Çünkü hepimiz sahip olduğumuz parayı hızla çoğaltmak isteriz. Ne yazık ki bir yatırımın vaat ettiği getiri ne kadar yüksekse risk de o kadar yüksek olur. Biri size şöyle dediğinde inanmayın. Bu yöntemle paranızı bir gecede hiçbir şey yapmadan ikiye katlayacaksınız. Bu doğru değil. Bedava peynir yalnızca fare kapanında bulunur sözünü unutmayalım. Ama belki ya mümkünse? O zaman bir gecede yatırdığınız tüm parayı kaybetmeniz de mümkün olduğunu düşünün. Parayı hızlı bir şekilde katlamayı planlıyorsanız kendinize bildiğiniz yatırımlara veya kendi işinizi büyütmeye yatırım yapın. Daha fazla çalışma ve çaba gerektirir. Ancak bildiğiniz bir şey yaparsanız üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz ve daha az risk alırsınız. Ve Babil'in en zengin adamına göre 5 altın kuralı öğrendiniz. Yatırım yaparken bunları dikkate alıyoruz ve kazançlarımızı büyütüyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.